Hanginiz bir Müslümanı saptırırsa başına taç giydireceğim. Fehazamun fitneten İblislerin yani orduları, şeytanları hepsi içerisinde insanlara fitne vermek, insanları yoldan çıkartmak, saptırmak, itikatta yoldan çıkartmak var, amelde yoldan çıkartmak var. İtikatta yoldan çıkartmak çok büyük tehlikedir imansız ölmeye sebebiyet verir, cehenneme mutlaka girmeye sebebiyet verir. Ameldeki sapma sapıtmalarda tevbe kapısı açıktır, dönme payı vardır, şefaat payı vardır. Yine tabii insanı saptırmış olur ama o da diyor ki sizin içinizde hanginiz ne büyük bir zarar ziyan verirseniz Adem oğullarına, Müslümanlara efendim ekrabu milay Ona mertebe bakımından en yakın şimdi nasıl ki dünyadaki liderlere insanlar ne kadar yaklaşmak istiyorlar, aracılar koyuyorlar, ona göre para kazanacaklar, ona göre makam mevki kazanacaklar, bürokrat olacaklar, bilmem ne bilmem ne. Herkes koltuk sandalye derdinde. E işte iblis de e, denize kuruyor şeyi. Her gün denizin üstüne e, arşını, onun da arşı var. Nasıl allah Teala'nın arşı var, iblisin de tahtı var. Yani Arapçası onda arş diye geçiyor. Tahtı var, tahtı denize kuruyor bütün heyetleri topluyor. Ondan sonra hepsini yolluyor. Ondan sonra hanginiz daha büyük fitne yaparsanız Müslümanlara, Müslümanlara işte yakında bir fitne, acayip bir fitne çıkarttılar mesela. Bütün Müslümanları ne kadar üzecek işler çıktı ortaya. Efendim iblis çok acayip memnun oldu tabii. İblisi, i̇blise, i̇blise çalışan bu kadar eleman var. Gazeteci, basıncı, yayıncı, bilmem neci. İblisin adamları yani. Dolayısıyla onu en yakınıma alacağım diyor. Onlar da başıma taç koyacak diye, beni daha yakına alacak diye. Nasıl insanlarda makam, mevki, sevdası var? Onlarda da var. feci ile Hadi Neyse akşam falan her yani herkes yani yatma gidiyor ve hatta neyse onun zamanını tam bilmiyorum yani. E, hadiste görmediğim bir şeyde yorum yapılmaz. Mesaisi bitiminde yani. Belki vardiyeli çalışıyorlar. E, biri bitince öbürü devam ediyor. Onlarda zaten acayip bir şey. Uyku muyku da yok herhalde bizim gibi çok öyle uyumazlar iblislerin ne işi var uyacak? onlar uyuşabilir. İblis iblis uyur mu evladım dedi Ali Aydar Efendi Hazretleri kaddesallahu suru kaç milyarlık soru yani bütün hocalar hacılar şeyhler vardı kimse cevap veremedi sorardı 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 böyle bir soruyu baya bazı birkaç saat düşündürürdü bu arada oyna sohbet ederdi başka konu ne anladınız ne cevap veriyorsunuz derdi. Ekseri Efendi Hazretleri cevabını bulurdu. Bazı onda bulamadığım oldu de buyururdu. Ondan sonra evladım iblis bir dakika uyusaydı biz de rahat ederdik. Madem rahat edemiyoruz anla ki uyumuyor. Bir de buyururdu. O ilimsiz konuşur mu? Mutlaka kitapta gördü onu. Şimdi şey, birisi gelir